Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları, Ben Korkmam, 6. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimiz 6. ünite konularından hacim ölçme problemleri dersimize başlayalım. Şimdi problemlere gelecek olursak örneğimizde bakalım. Yanda verilen şekil kareyüzünün kenar uzunluğu 9 metre, yüksekliği 15 metre olan büyük kare prizmadan kareyüzünün kenar uzunluğu 3 santimetre ve yüksekliği 6 santimetre olan küçük kare prizma çıkır alarak oluşturulmuştur. Buna göre verilen şeklin hacminin kaç santimetre küp olduğunu hesaplayalım. İlk önce bunun için büyük kare prizmanın hacmini bulmamız gerekiyor. Hacim neydi arkadaşım? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı kare olduğuna göre 9 çarpı 9, yükseklik de 15 ise hepsini çarptığımızda 1215 santimetre küptür. Küçük kare prizmanın hacmini bulacak olursak yine tabanı kare olduğuna göre 3 çarpı 3 9'dur. Yükseklik 6 ile de çarptığımızda 54 santimetre küptür diyoruz. Ve küçük kare prizma çıkarıldığına göre büyük kare prizmanın hacminden küçük kare prizmanın hacmi çıkartıldığında geriye kalan şeklin hacmi 1161 santimetre küptür diyoruz. Ve problemler de bu şekilde çözülüyor arkadaşım. Evet, birinci örneğimize bakacak olursak yukarıda uzunlukları verilen birinci kabın hacmi ikinci kabın hacminin kaç katıdır? Şimdi birinci kabın hacmini bulalım. Neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Tabanı 8 çarpı 6'dan 48, 10 ile çarptığımızda 480 desimetre küp bulunur. İkinci kabın hacmi ise taban alanı 10 çarpı 12, yükseklikte 8 olduğuna göre çarptığımızda 960 santimetre küptür. Tabii ki birimlerin aynı olması gerekiyor arkadaşım, soruyu çözebilmek için. Santimetre küp daha küçük olduğu için desimetre küpü santimetre küpe çevirirsek 480 desimetre küp. Bir basamak aşağı indiğimizde 1000 ile çarpacağımıza göre 3 tane sıfır eklediğimizde 480 bin santimetre küpe çevrilmiş oldu. Şimdi birinci kabın hacmi 480 bin. İkinci kabın hacmi ise 960 olduğuna göre birbirine böldüğümüzde kaç katı olduğunu buluruz. Buradan da 500 geliyor. Demek ki birinci kabın hacmi ikinci kabın hacminin 500 katıdır diyoruz. İkinci örneğimizde ise taban ayrıtının uzunluğu 4 metre, 3 metre ve yüksekliği 5 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun içerisine bir ayrıtının uzunluğu 20 santim olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane konulabilir? İlk önce dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. Tabanı 4 ve 3 olduğuna göre 4 çarpı 3 taban alanıdır. Yükseklikte 5 olduğuna göre çarptığımızda 60 metre küp bulunur. Küpün hacmini bulacak olursak küpün bütün ayrıntıları birbirine eşitti. O halde hacmi tabanı kare olduğu için 20 çarpı 20'dir. Yükseklikte 20 olduğuna göre 8000 santimetre küptür diyoruz. Yine işlem yapılabilmesi için birimlerin aynı olması gerekiyordu. 60 metre küpü santimetre küpe çevirmek için 2 basamak aşağı inecektik. 2 basamak aşağı inmek neydi arkadaşım? 6 tane sıfır eklemekti. Demek ki buradan 60 milyon santimetre küp geliyor. Bunun için de dikdörtgenler prizmasının hacmi 60 milyon santimetre küp. Kutunun hacmi de 8000 santimetre küp olduğuna göre birbirine böldüğümüzde kaç tane kutu gerektiğini bulabiliriz. 60 milyonu 8000'e böldüğümüzde 7500 bulunur. Demek ki 7500 tane kutu gerekiyor diyoruz. Evet, problemler de bu şekilde çözülüyor arkadaşım. Şimdi sen hacim ölçme birimleri birbirine nasıl dönüşür öğrendin. Problemleri çözmeyi de öğrendiğine göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sen de Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.